Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün herkesin evde kolay 5 dakikada pratik bir şekilde yapabileceği 3 renkli soğuk kahve tarifi getirdim. Bunu ilk defa yapacaklar dahi kolaylıkla yapabilirler. Gördüğünüz gibi bol köpüklü. Öncelikle bir tane pet şişeye ihtiyacınız var. Pet şişenin içerisine bir tatlı kaşığı kadar granül kahve ekliyoruz. Biraz içeri biraz dışarı döküldü ama neyse, siz böyle dökmeden daha güzel yapabilirsiniz eminim. Ben kamera açısını ayarlamak adına ayarlarken bu şekilde döküldü. Neyse, önemli değil. Devam edelim. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ekliyorum ben. Şekersiz kahve içiyorsanız şeker eklemek zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi korka korka yaklaşıyorum kahvenin şekerini atmaya. Neyse ki bunu da güzel bir şekilde dökmeyi başardık. Neyse, hemen konumuza geliyoruz. Temizledim orayı. Bir miktar da sıcak su ekledim. Kaynamış sıcak su. Yani bir çay bardağından çeyrek çay bardağı kadar su ekleyip kapağını kapatıp şişenin çalkalayacağım. Ben pet şişede yapmak istemiyorum diyorsanız cam şişede de yapabilirsiniz ama cam şişeden köpüğü çıkartmak biraz zor olacak. Kavanozda tercih edebilirsiniz. Pet şişeyi böyle ters çevirdiğinizde zaten köpük tık tık kendiliğinden akıyor. Baya böyle çalkalayın onu. İstediğiniz kıvama gelene dek çalkalamayı hiç bırakmayın. Ben sürekli çalkaladım. Aşağı yukarı 1 dakikayı geçkin, 2 dakikaya yakın bir şekilde çalkalama işlemi yaptım. Bu aşamada yorulabilirsiniz ama pes etmek yok, devam. Şişenin altı şişti bu arada içerideki köpükten ve asitten. Çalkalama işlemine devam ediyorum. Sağ kolum iptal oldu tabii bu arada. Neyse ki istediğim kıvama ulaştım. Bardağımı hazırladım. Hemen buz küplerim de hazır. Kenarda bekliyor. 2-3 tane böyle buz küpü ekleyeceğim. Küre buz kalıbım vardı, onları ekledim ben. 2 tane yeterli geldi benim için. Şimdi bunun üzerine hazırladığım kahvenin kahveliyeri ve köpüğünü böyle pet şişeye bastırdıkça köpükler kendiliğinden çıkıyor. Cam şişede bu kıvamı yakalayamıyorum. Ama kavanozda yapabilirsiniz. Kaşıkla alıp alıp koyabilirsiniz. Kavanozlu tarifim de yine Shorts videolar bölümünde mevcut. Soğuk süt ekliyorum arkadaşlar bu aşamada. Sütü gördüğünüz gibi aradaki bölüme yerleşiyor. Köpükle kahvenin arasına yerleşiyor. Bu burada sıcak ve soğuk olayı ve şekerli şekersiz olayı, süt şekersiz şu an. O yüzden bu renkler oluşabiliyor. Bu şekilde denemeyi kaydetmeyi, sevdiğiniz bir arkadaşınıza göndermeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sağlıklı kalın, afiyet olsun efendim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.